Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir transfer videosuyla daha karşınızdayız. Dolu dolu bir gündem var, onu söyleyelim. Şöyle defterimi sizlere göstereyim. İki sayfa ana başlıklar var. Doldurduk böyle. Transferdeki gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Galatasaray'da neler yaşanıyor? Seçime artık çok kısa bir süre kaldı. Bugün Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay tesislerinde Selçuk İnan yönetiminde başladı. En dikkat çeken nokta yeni transferlerde. Aytaç Kara ve Alparslan Öztürk bugün Florya'da Metin Oktay tesislerinde takımla birlikte yeni sezon hazırlıklarına başladılar. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda da söylemiştim bu iki transferin açıklanacağını ve 14 Haziran'da başlayacak kampta Florya'da takım arkadaşlarıyla birlikte çalışacağını söylemiştik. Başka hangi konular dikkat çekti? Selçuk İnan'ın yanında kimseyi görmedim mesela. O dikkatimi çekti. Tek başına bir hafta önceden şimdi iki grup halinde oyuncular var aslında. Altyapıda U19 takımında oynayan futbolcular var. 2 aydır antrenman yapmayan oyuncular var. Bu iki grubun idman programı nasıl gerçekleştirecek, neler yapılacak açıkçası bilmiyoruz. İlerleyen günlerde de göreceğiz zaten. Babel'le Alparslan Öztürk'ün ikili konuşmaları, yansıyan fotoğraflar benim dikkatimi çekti açıkçası. Onlar Kasımpaşa'dan takım arkadaşıydılar. Donk gelmişti yine Kasımpaşa'dan. Cagne gelmişti Kasımpaşa'dan. Galatasaray'ın Kasımpaşa'da oynayan ve gelen oyuncu transferleri de devam ediyor. Transferde neler yaşanıyor? Transferde ilk defa yine benim programımda ismini duyacağınız isimler var. Çok özel görüşmeler yaptım. Onlarla alakalı size yine çok özel bilgiler paylaşacağım. Bu arada hani videoyu izlerken de hatırlatayım. Lütfen yorum yaparsanız, abone olursanız ve beğenirseniz videoyu, dediğim gibi sizden beğenilerinizi bekliyorum. Abone olun. Beğenin ve yorumlarınızı yapın. Ben de bu videolardan sık sık çekerek sizlerle paylaşmaya çalışayım. Özellikle bu transfer döneminde. Transfere geçmeden önce bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Bugün Galatasaray yeni sezona hazırlanırken Buse Terim'den bir paylaşım geldi. Fotoğrafı buraya koyacağım şimdi. Fatih Terim ve Buse Terim yan yana. Fatih Hoca'nın üzerinde beyaz bir tişört var. Gayet şık her zamanki gibi. Bence mesaj gönderdi. Kendi hesabından yapmadık paylaşımı. Galatasaray yeni sezona hazırlanıyor. İnanılmaz rahatlamış bir yüz hattı var Fatih Hoca'nın. Ve yeni sezona hazır olduğunun mesajını bence bütün camiaya veriyor bu fotoğrafla birlikte. Dün de paylaşabilirdi ama Galatasaray bugün sezon hazırlıklarına başladı. Ve Buse Terim'in fotoğrafı da paylaşımı da bugün geldi. Bu konuyla alakalı bilgi vermek istedim. Bu arada hangi adaylar Fatih Terim'le devam edecek? Bu konu da açıkçası merak ediliyor. Bir kere şunu söyleyeyim. Yiğit Şardan yönetiminin seçilirse, biliyorsunuz Abdurrahim Albayrak da var o listede, Fatih Hoca'yla devam etmeyebileceği konuşuluyor. Okan Buruk teknik direktör adayı olduğu konuşuluyor. Bu arada Fatih Hoca'ya teklif dahi yapsalar Fatih Hoca'nın bu ekiple çalışmayabileceği de gelen bilgiler arasında. Onu söyleyelim. Gelen haberler arasında. O ekip teklif yapsa bile Fatih Hoca'nın Yiğit Şardan ve ekibiyle çalışmayabileceği konuşuluyor. Tabii seçilebilirlerse. Seçimin dinamikleri de çok farklı. Galatasaray'da 19 Haziran'dan sonra Fatih Terim'in %100 Florya'da olacağının garantisi yok arkadaşlar. Eğer ki bazı adaylar, işte Yiğit Şardan'dan bahsettim, seçilirse Fatih Hoca'ya teklif yapabilir, çalışmayabilir de. Teklif yaptıktan sonra Fatih Hoca bu yönetimle çalışmayabilir, onu söyleyelim. Fatih Hoca kimle çalışır? Burak Elmas'la çalışacak gibi gözüküyor. Metin Öztürk seçilirse çalışacak gibi gözüküyor. Onun dışındaki adaylarla da açıkçası çok çalışacağını düşünmüyorum. Diğer adayların da Fatih Hoca ile çalışacağını düşünmüyorum. Çünkü bugüne kadar yaptıkları açıklamalar hep o yöndeydi. Fatih Hoca konusunda böylelikle kenara bırakalım. Bu arada biliyorsunuz Adem büyük bir paylaşım yaptı. Geçen sezonu yeni Malatyaspor'da geçirdi ve mükemmel bir performans gösterdi. Hatta milli takıma gitmesi gerektiği konuşuldu. Ben de gitmesi gerektiğini düşünen kişilerdenim açıkçası. Gerçekten mükemmel bir performans ortaya koymuştu. Dün Galatasaray'la alakalı bir paylaşım yaptı, bir fotoğraf paylaştı.
Onun detaylarını araştırmaya çalıştım ama Adem büyük tarafı sessizliğini koruyor, onu söyleyelim. Ama Yeni Malatyaspor'la da bir yıl sözleşmesi devam ediyor. Altay kendisiyle çok yakından ilgileniyor. Biliyorsunuz birincilik döneminde Altay'da da forma giymişti, şampiyonluklar yaşamıştı. Altay taraftarı da özellikle Adem büyük takımlarında görmek istiyor. Ama Yeni Malatyaspor'da huzur buldu sanki. Hani tekrar Galatasaray transfer iddiaları gündeme gelebilir mi sanmıyorum. Bence o paylaşımı da şu yüzden yaptı. Sosyal medyadan biliyorsunuz Yeni Malatyaspor Galatasaray maçında Yeni Malatyaspor'un golünü atmıştı Adem Büyük. Bu nedenle sosyal medyada kendisine çok saçma sapan eleştiriler gelmişti. Yine o tarz bir eleştiri olabilir, ona yönelik bir cevap olabilir, onu söyleyelim. Ama şimdilik transferinin gündemde olduğunu düşünmüyorum Galatasaray'da ki bir yılda sözleşmesi devam ediyor Yeni Malatyaspor'da. Ama eğer ki gündeme gelirse ben Yeni Malatyaspor'un da Adem Büyük'ü serbest bırakabileceğini düşünüyorum açıkçası. Onu da sizlerle paylaşalım. Evet, Alex Moreno konusu şunu söyleyelim. Herhangi bir problem gözükmüyor. Galatasaray Alex Moreno'yu büyük ihtimalle 19 Haziran'dan sonra kadrosuna katacak. Tabii ki gelecek yönetimin de etkisi olacak. Mevcut yönetim Fatih Hoca'nın raporu doğrultusunda İspanyol oyuncuyla anlaşmaya vardı. Real Betis'te oynuyor kendisi. Sosyal medyadan paylaşımlarına bakabilirsiniz. Yeni sezona bu oyuncu da hazırlanıyor. Onu da belirtelim. Şimdi özel bir haber veriyorum size. Özel bir haber. Biliyorsunuz Marcelo Saracchi Leipzig'ten 1,5 yıllığına kiralanmıştı bu oyuncu. Marcelo Saracchi defteri Galatasaray'da tamamen kapandı. Oyuncunun menajeriyle görüştüm. Türkiye'den bazı teklifler almışlar. İsim vermedi, takım vermedi. Ben Trabzonspor ve Başakşehir olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teklif yaptığını düşünmüyorum. Ama Türkiye'den bazı teklifler olmuş. Galatasaray'dan kendisiyle devam edileceği yönünde bir talep gitmemiş. Ve oyuncunun menajeri şunu söyledi. Türkiye defterimiz kapandı. Ben şu anda İspanya'dayım, Madrid'deyim. Bazı kulüplerle görüşme halindeyim. İspanya'da ya da İngiltere'de kariyerimize devam edeceğiz dedi. Marcelo Saracchi ile ilgili çok özel bilgi. İlk defa bu yayında duyuyorsunuz. Marcelo Saracchi bizlere Alex Telles'in performansını biraz hatırlatmıştı. Evet, sakatlık yaşadığı dönemde sıkıntılar yaşamıştı ancak Galatasaray'da bir şekilde istenilen performansı sağlayamadı ve Galatasaray'da devam etmeyecek. Kesin olarak Galatasaray herhangi bir girişimde bulunmayacak ki Leipzig'te de kalmayacak gibi gözüküyor. Dediğim gibi oyuncunun menajeriyle görüştüm ve kendisi oyuncunun kariyerine İspanya'da ya da İngiltere'de devam edeceğini söyledi. Türkiye'den teklifler gitmiş ancak Marcelo Saracchi Türkiye'de başka bir takımda futbol oynamaya sıcak bakmıyor. İlk özel haberimiz, özel bilgimiz buydu. İkincisi Barış Alper Yılmaz. Biliyorsunuz Keçiören Gücü'nde oynuyor bu oyuncu. Bugün sevgili arkadaşım Yağız Sabuncuoğlu'nun da bir özel haberi vardı yine kendisiyle alakalı. Trabzonspor resmi teklif yapmış kendisine. Aynı zamanda Beşiktaş bu oyuncuyla yakından ilgileniyor. Ancak bu oyuncuyla Galatasaray'da çok yakından ilgileniyor. Onu söyleyelim. 21 yaşında Ümit Milli Takım'da oynuyor. Bu sezon 1. Lig'de 34 maçta 8 gol 4 asistlik performans sergiledi. Geleceğe yatırım transferi. Keçiören Gücü'nün başkanı bir açıklama yapmıştı. Oyuncunun bonservisi için 3 milyon euro istiyoruz demişti. Ancak bu rakamın altına inebileceği konuşuluyor. Bana gelen bilgi o yönde. Şimdi Trabzonspor resmi teklif yaptı. Beşiktaş ilgileniyor. Ama ben Galatasaray'ın Fatih Terim'den dolayı bir adım önde olduğunu düşünüyorum bu transferde. Çünkü Fatih Hoca da bu transferi istiyor. Yönetime verdi. Ama bu yayınlarda hep söylüyorum şunu. Seçim yapılmadan Galatasaray maliyetli transfer yapamıyor. Yeni gelen yönetim bu transferleri yapacak. Barış Alper Yılmaz da bu isimlerden bir tanesi. Bir kez daha hatırlatalım. Keçiören Gücü'nde oynuyor. 21 yaşında. Sol kanat oynuyor. Forvet oynuyor. Dinamik bir oyuncu. Aynı zamanda Ümit Milli Takım'da da forma giyiyor. Kısa sürede kendi yıldızı parlayan isimlerden bir tanesi. Ankara Demirspor'da profesyonel oluyor. 3 sezon burada oynuyor. Geçen sezonda birincilik ekibi Keçiören Gücü'ne transfer olmuştu.
Toplamda 36 maçta oynadı. 2 de kupa maçı var. 34 de birincilik maçı var. 8 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu. 21 yaşındaki bu oyuncu. Fatih Hoca bu oyuncuyu kadroda görmek istiyor. Onu söyleyelim. Bir kez daha hatırlatalım arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenin. Yorumlarınızı bekliyorum. Galatasaray gündemiyle alakalı ismini merak ettiğiniz, transferini merak ettiğiniz isimler varsa mutlaka yazın. Onlarla ilgili de ben araştırmalar yapayım, bilgiler toplayayım. Burada sizinle birlikte paylaşayım, sizlerle paylaşayım. Onyekuru, Halil, Getson. Daha önceki videolarda da bu konularla alakalı sizlere bilgiler vermiştim. Onyekuru da hani bu oyuncuların üçü de maliyetli oyuncu ve seçimden sonra bu oyuncular için girişimde bulunacak. Onyekuru bekliyor. Fatih Hoca'dan haber bekliyor. Halil Dervişoğlu konusunu sizlere anlatmıştım. Babasıyla konuşmuştum. Konuştuğum bilgileri sizlerle paylaşmıştım. Brentford oyuncuyu yeni sezon hazırlıkları kampına davet etti. Şu anda A milli takımda. Döndükten sonra İngiltere'ye gidecek. Yeni sezon hazırlıklarına katılacak takımının. Ancak Halil Dervişoğlu Brentford'da düzenli oynayabilirse kalmaya sıcak bakıyor. Eğer ki kiralık ayrılırsa tercihi Galatasaray olacak. Onu da söyleyelim. Bu arada Burak Elmas'ın listesinde yer alan Işıtan Gün'ün Brentford Başkanı ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu da söyleyelim. Bu da transfer için bir avantaj olabilir. Onu da belirtelim. Bu arada oyuncuya Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da teklif gitmemiş. Babası bunu daha önce de söylemişti ki Fanatik gazetesinde de biz röportajını yayınlamıştık. Getson'la alakalı Beşiktaş söylentileri var. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Beşiktaş. Ancak şunu söyleyeyim, oyuncu giderken çok sıcak bir şekilde buradan ayrılıyor. Çünkü kariyerinde düşüşe geçtiği bir dönemde Galatasaray'a transfer oldu ve Fatih Hoca ısrarla oynattı. Hatta şu yüzden eleştirildi Fatih Hoca. Getson'un sözleşmesinde zorunlu oynama maddesi mi var diye. Ki öyle bir performans ortaya koydu ki Belhanda'nın sözleşmesi feshedildikten sonra inanılmaz bir performans ortaya koydu. Ve dediğim gibi hani ayrılırken çok pozitif ayrıldı buradan. Eğer ki o da kiralık giderse, kulübü kiralarsa bence yine tercihi Galatasaray olacaktır. Getson'la ilgili de bilgiler bu şekilde. Bu arada iç transferde neler yaşanacak, neler olacak? Fatih Hoca devam ederse Arda, Ömer Bayram ve Emre Akbaba ile sözleşme uzatılacak. Donk soru işareti. Onu söyleyeyim. Hani net bir bilgi yok. Peki Galatasaray'da kimlerle yollar ayrılacak? Falcao, daha önceki videolarımda da anlatmıştım. 11 milyon euroluk maliyeti var. Feguli, teklif gelirse gönderilecek. Babel, teklif gelirse gönderilebilir. Çünkü maliyeti çok yüksek arkadaşlar. 3 milyon euronun üzerinde. Canne, İngiltere'de talipleri var, onu söyleyelim. Ki biliyorsunuz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak West Bromwich'e gitmişti ve gerçekten iyi bir performans ortaya koymuştu. Piyasasını yaptı orada. 5-6 milyon euroluk teklif gelirse Galatasaray satacak. Luyendama, Fatih Hoca performansından memnun değil. Fatih Hoca ile devam edilirse büyük ihtimalle Luyendama ile yollar ayrılacak. Ama bu oyuncunun 9 milyon euroluk Galatasaray'a bir maliyeti olmuştu. Galatasaray mutlaka bu transferden para kazanmak isteyecek. Onu da söyleyelim. Donk soru işareti, Donk'la ilgili kararı da Fatih Hoca verecek. Ben açıkçası devam edileceğini düşünmüyorum Alparslan transferinden sonra. Biliyorsunuz Alparslan hem stoper oynuyor hem orta saha oynuyor. Yani joker özellikleri olan bir oyuncu. Alparslan transferinden sonra Donk'la da çok devam edileceğini düşünmüyorum açıkçası. Evet, bir özel bilgi daha, bir kez daha hatırlatalım arkadaşlar. Mutlaka videoyu beğenin, yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir özel bilgi daha. Hani bu transferin gerçekleşme ihtimali bence çok düşük. Ama menajerler aracılığıyla Interli Nainggolan daha önce de gündeme gelmişti. 10 numara özellikleri de olan hani çift yönlü bir orta saha ki bu sezon Cagliari'ye kiralanmıştı sanırım. 33 yaşında Belçikalı, piyasa değeri 5 milyon euro ve Inter'le bir yıl daha sözleşmesi var. Nainggolan menajerler aracılığıyla Abdurrahim Albayrak'a öneriliyor. Bir kenarda duruyor. İsim söyleyelim. Maliyetli bir oyuncu. Inter'de 5 milyon euro kazanıyor. O maaşını bırakıp gelir mi? Bence gelmez. Ama
Hani bu oyuncuyu menajerler Galatasaray'a öneriyorlar ki hani Belçika milli takımında Avrupa Şampiyonası'nda bildiğim kadarıyla yer almıyor kendisi. Önemli bir oyuncu. 33 yaşına geldi. Dediğim gibi menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Ancak hani bu transfer olur mu olmaz mı? İlerleyen günlerde göreceğiz. Bu da özel bilgilerden yine bir tanesiydi. Sizlerle paylaşmak istedim. Notlarıma bakıyorum. Kimle alakalı bilgi vermedik? Bu arada Alex Teixeira ismi Beşiktaş'ta anılıyor. Anılmaya başlandı. Teklif yaptığı konuşuluyor. Mükemmel bir futbolcu. Galatasaray'ın da bir 10 numara arayışı var. Herhangi bir girişim olmadı ama bu oyuncunun sözleşmesi bitmiş durumda ki şunu söyleyeyim, Çin'de 11 milyon euro kazanıyordu. Ama Çin kariyeri sona erdi. Yeni bir maceraya atılmak istiyor. Beşiktaş taliplerden bir tanesi Galatasaray'da bu oyuncu için devreye girebilir. Onu söyleyelim. Cansel Kemiksiz'in paylaştığı tweetler vardı. 2 milyon euroya Gremio'nun mesela bir teklifi olmuş bu oyuncuya. Brezilya'daki haberleri, bilgileri Cansel Kemiksiz'den de takip edebilirsiniz. Gremio bu oyuncuya 2 milyon euroluk teklif yapıyor. Dediğim gibi Çin'de de 11 milyon euro kazanıyor. Mükemmel bir futbolcu, mükemmel bir performans da gösterdi zaten oradan. Ki Shakhtar'dan yanılmıyorsam 50 milyon euroya transfer olmuştu Çin'e Alex Teixeira. Brezilya milli takım formasını da zaman zaman giymişti bu oyuncu. Dediğim gibi şu an Galatasaray'ın gündeminde yok ancak Galatasaray devreye girebilir. Belhanda hala İstanbul'da çalışmalarını özel olarak devam ettiriyor. Biliyorsunuz Montpellier haberleri çıkmıştı. Hani gider mi gitmez mi bilmiyorum ama bence Belhanda da hala Fatih Terim'den haber bekliyor. Onu söyleyelim. Hala Galatasaray'a dönme umudu var. Biliyorsunuz geçen sezon indirim yapmayan 3 oyuncudan bir tanesiydi Feghouli ile birlikte. Maaşında ciddi bir indirime giderse gelecek yönetim belki devam edebilir. Biliyorsunuz Burak Elmas'ın da kendisiyle ilgili bir açıklaması vardı. Biz olsaydık kadro dışı bırakmazdık demişti. Yayının artık sonlarına geldik. Bu arada Hakan Çalhanoğlu ile ilgili çok özel bilgiler var. Çok özel bilgiler var. Bir sonraki videoda da Hakan Çalhanoğlu konusunu geniş bir yelpazede sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz Metin Öztürk'ün bahsettiği 10 numaranın Hakan Çalhanoğlu olduğu söyleniyor. Ama onun dışında Hakan Çalhanoğlu'na çok yakın kaynaklardan aldığım bilgiler var. Bir sonraki videoda bütün detayları sizlere aktarmaya çalışacağım. Onu da söyleyeyim. Hakan Çalhanoğlu konusunun Milan'da sözleşmesi bitti. Juventus kendisini istiyor. Kendisi daha önce de söylemiştim. Benim YouTube kapağımda da var. Yan yana Moldova'dayken röportaj yapmıştık. Galatasaraylı kendisi Galatasaray'a gelmek istiyor. Ancak yıllık maliyeti çok yüksek. Dediğim gibi kendisine çok yakın kaynaklardan aldığım çok özel bilgileri de bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Öncelikle izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu, olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.